2016 model Subaru Levorg aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Olası orijinaline dönüş yapıldığında herhangi bir problemle karşılaşmayacak kullanıcı. Orijinal USB konnektörü aktif. Bu araçların donanımında fabrikasyon geri görüş kamerası var. Var olan geri görüş kamerasını da sistem üstlerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Boş ya da vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Subaru Levorg. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB konnektörünü aktif ettik. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. İlgili ikona dokunuyorum. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Direksiyon kumandalarını Spotify'dan müzik açarak göstermiş olalım. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, ileri geri, sessiz alma, çağrı geldiği zaman telefon açma ve kapama tuşları da çalışıyor. Bas konuşta aktif. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık gibi. Kullanıcı artık hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de ilgili tuşu bas konuşarak kullanarak artık telefonun eline almadan, gözünü yoldan ayırmadan birçok işlemi Siri ya da Google Asistan'ı aktif edip kullanmış olacak. Keza aynı şekilde Android Auto'da kablosuz çalışıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirroring kısmını da ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon hafızayı alabiliyor kullanıcı. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken günlük hayatta konum mantığını en çok kullandığımız yapıyla burada kullanmış olacak. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor ürünümüz. Mikrofon kazanç ayarlarıyla da telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. Orijinal USB konnektörü aktif demiştik. İlgili ikona dokunarak klasörler seçim yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. Ya da ilgili ikona dokunup videolar da açılabiliyor. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var üründe. İlgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da farklı uygulamaları da Play Store'dan kurup kullanmış olacak. Aracın fabrikasyon geri görüş kamerasını çalıştırdığımızı söylemiştik. Geri görüş kamerasında şöyle bir detay da var. Trajektör. Geri vites aldık. Aracın orijinal geri görüş kamerası sistem üzerinde çalıştı. Şu ilgili referans çizgilerinde otopark çizgilerinin ya da araç genişliğine göre ayarlanıp kayıt edilebiliyor. Bu şekilde. Boş yere vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işteki en stabil platform. Cortex'in i75 ve i55 işlemcilerini kullanıyor. 1.8 GHz hızında 8 GB RAM, 128 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2016 model Subaru Levorg. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş.